Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, sayısal mantığa başlıyoruz. Başka bir deyişle, öğrencilerin tabiriyle sayısal mantık kampına başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, birçok öğrenci bana soruyor. Hocam, sayısal mantığa nasıl çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sayısal mantık ne? Bunu da bilmiyoruz. Nasıl kaynaklar almalıyız? Konuyu nereden dinlemeliyiz? Bu videoda her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen sene 14 videoyla sayısal mantığı aslında bitirmiştim. Ama bu sene o anlattığım sayısal mantığın üzerine daha fazla koyarak geçmiş yıl, özellikle son 5 yıl çıkmış sayısal mantık sorularını göz önünde bulundurarak, sadece DGS değil, KPSS, ALES sınavlarından çıkmış, hatta YKS'de çıkmış sayısal mantık sorularını göz önünde bulundurarak çok detaylı bir şekilde bu sene ortalama 20 videoyla sayısal mantığı sizlere anlatacağım. Dolayısıyla konu anlatım için arkadaşlar, öğrenmeniz gereken neyse her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım. Bu bir. Sayısal mantık kampı bugün başlıyor sevgili arkadaşlar. Bugün birinci videoyla başlıyoruz. Sizler için bir oynatma listesini yapacağım. PDF'leri tek tek paylaşacağım. Siz PDF'inizi indireceksiniz. Sayısal mantıkla ilgili paylaştığım o kısmı not alarak, bakın bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar, notlarınızı alarak benimle birlikte o videoyu bitireceksiniz. Peki sayısal mantık nedir aslında? Sevgili arkadaşlar, şu bilinçte olalım, lütfen şu bilinçte olalım. Sayısal mantık diye bir konu yoktur. Bunu biz derliyoruz. Örneğin sayısal mantığı ben kendim bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak kategorize ederek, işte küp açınımları, bilmem ne açınımları, şekil yetenek, görsel, problemli sorular falan şeklinde bunları kategorize ederek videolar şeklinde sizlere paylaşıyorum ki rahat edin. Aslında sayısal mantık diye bir konu yok sevgili arkadaşlar. Matematikte şu ana kadar gördüğünüz sayılar, cebir, problemler ya da fonksiyon, işlem, mod gibi konuları alıyorlar. Bunları harmanlıyorlar. Şekil yetenek, görsel ya da problemsel bir sayısal mantık, yani akıl yürütmeye dayalı bir soru üretiyorlar. İşte biz bu sorulara sayısal mantık soruları diyoruz. Peki bu sayısal mantık sorularını yapabilmek için matematiği çok mükemmel mi bilmek gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, işte birçok öğrencinin en büyük yanılgısı budur. Matematiği çok fazla detaylı olarak bilmeseniz de sayısal mantık sorularını yapabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. 15 soru geliyorsa 7 soruyu gözü kapalı yaparsınız. Özellikle sözelci arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen bunun farkında olun. Çünkü sayısal mantık soruları akıl yürütmeye bağlı olarak çıkıyor. Çok nadiren böyle formüller kullanıyoruz. Örneğin ardışık sayılarla ilgili bir sayısal mantık sorusu gelir mi? Ardışık sayılarda terim sayısı nasıl hesaplanır? Bunları bilmemiz gerekiyor. Ya da birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. En azından bunları bilmemiz gerekiyor. Yani bunlara aşina olmamız gerekiyor. Yani asal sayı ne demek? Mesela asal sayılar bilmemiz gerekiyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Birçok öğrenci, her sene bu başımıza geliyor. Birçok öğrenci matematiği iyi olmadığı için ne yazık ki sayısal mantığı çalışmıyor. Oysa ki siz matematik konularının temelini bile bilseniz, yani çok fazla soru çözmeseniz bile, çözemeseniz bile sayısal mantığı anlayabilirsiniz, yapabilirsiniz ve çok fazla soru geliyor ve bu soruları çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani kısacası sayısal mantık diye bir konu yok aslında arkadaşlar. Matematik konularını harmanlıyorlar. O konuları çok detaylı bir şekilde bilmesek de sayısal mantık sorularını çözebiliriz. Dolayısıyla sayısal mantıkla ilgili sevgili arkadaşlar, bir tane kaynak ya da 2 tane kaynak alabilirsiniz. Çözümlü olursa daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Kaynak yazarları çıkmış sınav sorularını baz alarak sayısal mantık sorularını üretmişler. Çoğu birbirine benzerdir, haberiniz olsun. Dolayısıyla çok da böyle kaynak ismi gözetmeksizin kaynak da alabilirsiniz. Zaten eğer DGS'ye falan çalışıyorsanız sevgili arkadaşlar, belli başlı kurumlar var, yayınlar var. Herhangi bir yayından sayısal mantık kitabınızı alın. Benim videolarımı sırayla PDF'inizi indirip baştan sona kadar izleyin. Her gün 5 tane kalıp soru çözmenizi öneriyorum. Bakın ilk ayımız şöyle olsun sevgili arkadaşlar. Birinci ay, yani bir ay boyunca her gün sadece 5 kalıp soru çözüyorsunuz. Bir kalıp ne demek? Arkadaşlar, bir tane adamlar sayısal mantık sorularında bir tane açıklama verirler. Bu açıklamanın ardında sorunun başında yazarlar. İşte atıyorum 28, 29 ve 30. soruları bu açıklamaya göre birbirine bağımsız olarak çözünüz. İşte bu paragraf ve paragrafın altında oluşacak, yani bu paragrafa göre cevaplayacağımız 3 soru bir kalıp soru oluyor. Dolayısıyla her gün en az 5 kalıp soru çözmeniz şimdilik yeterlidir. İlk ay bu şekilde gidin sevgili arkadaşlar. Bir yandan videolarımı izleyeceksiniz. Bir yandan da her gün 5 tane sayısal mantık sorusunu çözmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bunu alışkanlık haline getirin. Nasıl ki ben diyorum her gün bir test sayı problemi çözseniz çok iyi olur. Akıl yürütme olarak yorum gücünüz gelişir. Çok iyi olursunuz. Bunu da aynı bu şekilde alışkanlık haline getirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Her gün 5 kalıp soru sayısal mantık çözüyorsunuz. Zaten 5 kere 2 en az 10 soru oluyor. Bazı paragraflar, bazı sayısal mantık soruları 3 sorudan oluşsa 5 kere 3 bazen 15 soruyu bulabileceksiniz. Yani bir testi bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla ilk ay, yani bir ay boyunca her gün 5 kalıp soru çözüyorsunuz. İkinci ay bunu 10 kalıba yükseltebilirsiniz. Bunun yanında tabii normal konularınızı çalışmaya devam edin. Diğer konularınızı, tekrarlarınızı ihmal etmeyin lütfen. Sayısal mantık sorularını çözerken lütfen birilerine çözdürmeyin sevgili arkadaşlar. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü siz ne kadar sayısal mantık sorularını çözerseniz çözün, sınavda göreceğiniz sayısal mantık soruları muhtemelen ilk defa göreceğiniz sorular olacak. Çünkü Türkiye'de en iyi soru üreten kurum ÖSYM ÖSYM'dir. Siz piyasadaki bütün kaynakları bitirirseniz ÖSYM yine orijinal sorular üreteceğinden dolayı orada yeni sorularla karşılaşacaksınız. Ancak size vereceğim teknikleri kullanarak ya da daha önce kendiniz bizzat soru çözdüğünüz için, yorum gücünüzü geliştirdiğiniz için sınav esnasında soruyu okuyacaksınız, anlayacaksınız. Size vereceğim tekniklerle ve sizin çalışmalarınızla o sorularda başarılı olacaksınız. Sözelci, eşit ağırlıkçı ya da sayısalcı hiç fark etmez. Bölümünüz ne olursa olsun siz sayısal mantığa çalışın lütfen. Sayısal mantıkla ilgili ortalama 14-15 soru geliyor. Çok önemlidir bizim için ve bu soruları birçok öğrenci korktuğu için yapmıyor ne yazık ki. Soruları bile okumayanlar var. Sonuna kadar yanınızdayım sevgili arkadaşlar. Bu videoyu kapatıyorum. Hemen birinci, yani piramitlerle başlıyorum sayısal mantığa. Dediğim gibi oynatma listesini yapacağım. Oynatma listesi zaten bu oynatma listesinin ilk videosu olacak. Sevgili arkadaşlar, kafanıza takılan sorular varsa lütfen yoruma, bu videonun yorum kısmına belirtin. Sayısal mantığa benimle birlikte başlıyorsunuz. Dediğim yöntemlerle çalışıyorsunuz. Ben eminim ki sayısal mantık sizlere çok eğlenceli gelecektir. Çünkü çok fazla bilgi bilmenize gerek yok. Sadece aklımızı, mantığımızı kullanarak soruları çözüyoruz. Ha bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soruları çözdürmeyin demiyorum. Soruları ilk önce kendiniz uğraşıyorsunuz. O soruyla haşır neşir oluyorsunuz. Çözmek için elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Eğer çıkmıyorsa artık son çare birilerine çözdürüyorsunuz. Çözdürdükten sonra da mutlaka o sorunun mantığını not alın sevgili arkadaşlar. Sayısal mantık kampı artık başlasın. Bismillah diyoruz sevgili arkadaşlar. Biz artık bir yola girdik. Biliyorsunuz matematik konularını bitirdim. Artık sayısal mantığı da bitirelim. Yolumuza bakalım. Kamplar geliyor. Sınava kadar da yanınızdayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Ana sayfadaki katıl butonuna üye olarak kanala destek çıkabilirsiniz. Sayısal mantığın 1. videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.